Refah payı teklifi geldi. Milyonlar bu ay açıklanacak zamlı maaşa kilitlendi. Çalışan ve emekliler için kritik süreç başladı. Asgari ücret, maaş artışları ve refah payı talepleriyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. MHP'den refah payı adımı geldi. 2025 maaşlarının belirleneceği Aralık ayına girdik. Artık 30 gün için asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Bununla beraber özel sektör çalışanları da dört gözle yeni zamlı maaşları için gün sayıyor. Kamu çalışanları ise Ocak ayında ne kadar maaş alacağını öğrenecek. Peki refah payı olacak mı? Milliyetçi Hareket Partisi bu kez kritik bir adım attı. Ücret adaletini sağlayacak. Kamuda aynı yerlerde ve hizmetlerde aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması sebebiyle çalışanlar arasında idari Mali ve sosyal haklar yönünden farklılıklar bulunmasının çalışanların motivasyonunu ve çalışma barışını olumsuz etkilediğini hatırlatan Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı. Kamuda ehliyeti ve liyakati esas alacak, statü ve istihdam karmaşasını giderecek, ücret adaletini sağlayacak, topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha verimli bir kamu personel sistemi oluşturulması gerekmektedir." dedi. MHP'den asgari ücret hamlesi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Kalaycı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2025 yılına dair asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurulması, net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım ve barınma desteği verilmesi görüşünde olduklarını belirtti. Refah payı talepleri gündemde. Kalaycı Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin aylıkları ile ilgili olarak da şu görüşleri dile getirdi. Kamu çalışanlarının aylıkları 2023 yılında ortalama %129, 2024 yılında %78,07 oranında yükselmiştir. Toplu sözleşme ile belirlenen artışlara 2023 yılında ve 2024 yılı Ocak ayında ayrıca refah payı verilmiştir. 2025 yılındaki artışlara da ilave refah payı verilmesi uygun olacaktır. 5510 sayılı kanunun 55. maddesi bu kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki 6 aylık döneme göre TÜFE değişim oranı kadar artırılarak belirlenmesini öngörmektedir. Emekliler için ek refah payı önerisi. Yine burada da Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerimize yapılacak bu artışa ilave olarak 2025 yılında ilave refah payı verilmesi görüşündeyiz.